Merhabalar, YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda YouTube reklamlarının ne olduğundan ve neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ve bana soracak olursanız en önemli konuların başında geliyor bu konu. Çünkü siz bunun neden önemli olduğunu anlamazsanız elinize almış olduğunuz silahın gücünün farkında olmamış olursunuz. Dolayısıyla bu size bir özgüven kaybı olarak geri dönebilir. Yani birçok arkadaştan almış olduğum geri bildirime dayanarak şöyle bir durumun olduğunu sezinledim. Piyasadaki dijital pazarlama uzmanları ya da dijital reklam uzmanları genellikle bir özgüven kaybı yaşıyorlar. Ve özgüvenlerinin eksik olmasının en büyük sebebi ellerinde güçlü bir silah olmamalarının bilincinde olması. Yani tamam, Google reklamları çıkabiliyorlar ama birçok konuda eksikler. Tecrübe eksiklikleri var ya da yaşamış oldukları sorunların çözümüne dair bir bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla ellerinde güçlü bir silahları yok. Ellerinde güçlü bir silahları olmadığı için kalabalık bir ordunun karşısına çıktığı zaman kendilerini çok aciz ve özgüvensiz hissediyorlar. Yani siz bir kalabalığın karşısına savaşmak için tek başınıza çıkarsanız ve elinizde herhangi bir ekipman yoksa kendinizi güçsüz hissedersiniz ve bu his gerçek bir histir. Çünkü güçsüzsünüzdür. Elinizde bir silah yoktur. Ancak sizin elinizde çok güçlü bir silah varsa, ne kadar kalabalığın karşısına çıkarsanız çıkın, o güçlü silah karşınızdaki milyonlarca insanı sizden uzaklaştırır. Çünkü o silahın vermiş olduğu tahrip etki o insanları korkutur. Buradan konuyu şuraya bağlayacağım arkadaşlar. YouTube öyle güçlü bir silahtır ki hangi kalabalığın içine girerseniz girin, o kalabalık sizden korkar ve o elinizdeki silah o kalabalığı etkisiz hale getirir. YouTube bu kadar güçlü bir platform. O nedenle YouTube'un gücünün farkına varırsanız elinizdeki silahın gücünü tanımış olursunuz ve daha özgüvenle piyasaya çıkar. Bu bilginizin görünenden daha üst değere sahip olduğunun bilincinde olursunuz ve bu sizi piyasada rakiplerinizin birkaç adım önünde olmanızı sağlar. Dolayısıyla bilginizin elitliği de sizin yeteneğinizin spesifik olması da sizi piyasada çok ama çok ileri seviyelere taşıyacaktır. Şimdi bu videoda o nedenle YouTube'un gücünün nereden geldiğine biraz bakalım istiyorum. Şimdi Ağustos 2018'de Google kaynaklı Ipsos raporuna göre kullanıcıların %55'ten fazlası bir ürünü satın almadan önce Google'dan aratıyor ve daha sonra YouTube'u kullanıyor. Yani çoğunluk bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce YouTube'u kullanmak zorunda arkadaşlar. Yani bizim potansiyel müşterilerimiz aslında YouTube'da arkadaşlar, bizleri bekliyor. Ve YouTube reklamlarını çok fazla insan bilmediği için, bunu nasıl kullanılacağını bilmeyen devasa kitleler olduğu için burada bu müşteriler sahipsiz bekliyor. İşte biz işin bilimini öğreneceğimiz için çok ama çok ucuz fiyata kullanıcıların karşısına, hazır müşteri potansiyeli olan kullanıcıların karşısına çıkma sahibi olacağız. Ve bu televizyon reklamlarından çok daha etkili arkadaşlar. Çünkü televizyon reklamlarında siz kimin karşısına çıktığınızı kontrol edemiyorsunuz. Televizyon reklamına milyonlar harcıyorsunuz ve o reklamı kimin izlediğini göremiyorsunuz. Ve televizyon reklamlarının dönüşüm oranlarının çok düşük olduğu da bilinen bir gerçek. Ancak YouTube böyle değil. YouTube'da kullanıcılar bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce bu ürün ya da hizmet hakkında bilgi toplamak için bir kaynak olarak görüyor YouTube'u. Dolayısıyla YouTube'da hali hazırda satın alma niyetinde olan insanlar var. Bizim yapmamız gereken özel şey ise bu insanların karşısına nasıl çıkabileceğimizin tespitini yapmak ve bu stratejileri kullanarak o insanların karşısına reklamımızı çıkartmak. İşte YouTube bunun için mükemmel bir platform. Ve ikinci araştırmaya göre dünya genelinde alışveriş yapanların %40'ından fazlası YouTube üzerinden keşfettikleri ürünleri satın alıyor arkadaşlar. YouTube yeni ürünlerin lansmanını yapabileceğimiz muazzam bir platform. Ve inanılmaz ucuz. Yani marka bilinirliği amacı taşıyan reklamlarınızı da YouTube üzerinden yapabilirsiniz. Daha önceden ürününüzü tanımayan, bilmeyen, sizi duymayan insanların ürününüzü keşfetmesi için, marka bilinirliği yaratabilmeniz için de muazzam bir platform. Ve en önemli donelerden biri arkadaşlar, kitle sayısı. YouTube üzerinde 2 milyardan fazla giriş yapan aktif kullanıcı sayısı var ve bunlar 2018 verileri. Yani reklam verenler olarak bizim için en önemli olan şey kitledir. Ve kitle YouTube'da. Ve bu kitle zamanının büyük bir çoğunluğunu YouTube'da geçiriyor. Ve işin en güzel tarafı şu ki bu oran gittikçe artıyor ve artmaya devam edecek. Bu oranın düşmesini sağlayacak herhangi bir done yok. O nedenle bu parabolik eğri artarken kendimizi burada ustalaştırmak ve bana soracak olursanız, çoğu insan bana şunu soruyor: hangi konumda uzmanlaşayım? Ben size YouTube konusunda uzmanlaşmanızı öneririm. Çünkü Google'da çok fazla danışman varken YouTube üzerinden kendini uzmanlaştıran çok fazla danışman yok arkadaşlar ve
Piyasada bana gelen taleplerden biliyorum ki sadece YouTube reklamlarının danışmanlığını profesyonel ellere emanet etmek isteyen ve ciddi paralar saçan şirketler var. Ve bu şirketlere hizmet verebilirsiniz. YouTube üzerinde aylık 2 milyardan fazla kullanıcı sayısı sizin YouTube reklamlarında uzmanlaşmanız ve YouTube'un önemini kavramanız için en önemli etmenlerden bir tanesi. Şimdi YouTube reklamlarının önemini kavradığınıza inanıyorum ama bunun bilincinizden gitmemesi adına birkaç can alıcı istatistik daha vermek istiyorum. YouTube reklamları internet üzerinde en fazla izlenme ve dinlenme oranına sahip platform arkadaşlar. Bakın siz Instagram'dan reklam çıkabilirsiniz. Facebook'tan çıkabilirsiniz. LinkedIn'den çıkabilirsiniz. Ya da influencerlara reklam çıkabilirsiniz. Ama YouTube reklamları izleme ve dinleme oranına göre diğer bütün reklamcılık platformlarının fersah fersah ötesinde bir orana sahip. Örneğin bir televizyon reklamı çıktığınızı düşünün. Yani televizyon reklamlarını kimse izlemiyor arkadaşlar. Bir program sonlandığı zaman insanlar artık refleks haline geldiği için reklamı geçme eğilimine sahip. Ancak YouTube reklamları öyle değil. Çünkü YouTube reklamlarında bebek sahibi olan insanların karşısında bebek bezinin reklamını çıkartabiliyorum ben. Bunu ayarlayabiliyorum. Televizyonda bunu ayarlayamıyorum. Ve YouTube gibi, Google gibi platformlar satın almaya hazır olan müşterilerin karşısına reklamlarımızı çıkartmamızı sağlıyor. Ancak Facebook gibi, Instagram gibi platformlarda reklamlar tamamen o platformun içeride yapmış olduğu bir demografik kitle segmentasyonunda gösterdiği, rastgele gösterdiği reklam modelleri. Yani kullanıcıların satın almaya yönelik bir aktif arzusu ya da aktif eylemini gösteren çok fazla done yok. Facebook gibi, Instagram gibi platformlarda. Tamam, kitle çözümleri çok kuvvetli olabilir. Ama YouTube tarafı tamamen satın alma niyetini gösteren insanlara ulaşmamızı sağlayan güçlü bir platform. Ve son olarak burada ne dedik? YouTube en dikkatli ve ilgili kitlelere sahiptir. Google verilerinin ve araçlarının desteğiyle birlikte bu durum inanılmaz dönüşüm oranlarına sahip olmanızı sağlar. Devam edelim. Şimdi birçok insan video reklamlarının gücünü yavaş yavaş anlamaya başladı. Video reklamlarının dönüşüm oranlarının çok kuvvetli olduğunu anladı. Tamam. Ama birçok insan YouTube reklamlarının nasıl çıkılacağını bilmediği için Facebook video reklamları veriyor. Doğru olanı o ya da bu değil. Doğru olanı ikisini de kullanmaktır aslında. Ben kendi lansmanlarımı yaptığım zaman hem Facebook video reklamlarını kullanıyorum hem YouTube reklamlarını kullanıyorum ama kendime özel bir stratejim var. Ancak siz bütün bütçenizi Facebook video reklamlarına harcarsanız çok basit bir ifadeyle zarar edersiniz arkadaşlar. Yani bana şunu hiç kimse savunamaz. Facebook video reklamlarından almış olduğum dönüşüm YouTube video reklamlarından almış olduğum dönüşümden kat ve kat daha fazla. Bana bunu kimse savunamaz arkadaşlar. Çünkü bunun onlarca, yüzlerce testini yaptım ve bunun benim yapmış olduğum testle alakası da yok. Bunu yurt dışından milyonlarca bütçe harcayarak testlerini yapan devasa reklam ajansları var. O nedenle bunun bir gerçek olduğunu hatırlamanızı istiyorum. Peki burada YouTube reklamları ile Facebook video reklamları arasındaki fark nedir? Hemen onlardan biraz bahsedelim. Şimdi Facebook reklamlarında sadece ilgi alanı hedefleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama Google reklamlarında, yani YouTube ve Google bir platform olduğu için Google reklamları diyoruz. Google reklamlarında ilgi alanı hedefleme yapabileceğimiz gibi kullanıcı niyetini hedefleme de yapabiliyoruz. Şimdi bu ne demek? Facebook reklamlarında Facebook kendi platformu içerisindeki insanları çeşitli gruplara bölüyor arkadaşlar. İşte diyor ki bu işte çocuk sahibidir, tamam işte bu şu sporla ilgileniyordur, şunu seviyordur, bunu seviyordur gibi çeşitli segmentasyonlara ayırıyor kitleleri. Beğenmiş olduğu sayfalardan, okumuş olduğu makalelerden vesaire. Tamam, bu insanları doğru klasörlere ayırıyor olabilir. Ama bu insanlar o ilgi alanlarına sahip diye o ilgi alanlarıyla alakalı bir ürünü almak zorunda değil. Bunu göstermez bize. Yani örneğin tenis sporunu sevenler klasörüne attı beni Facebook reklamları. Çünkü tenis videoları izliyorum. İşte bilmem ne yapıyorum falan. Ama ben tenis sporunu seviyorum diye raket almak zorunda değilim. Çünkü ben tenis oynamaktan anlamam. Ama tenis raketi satan bir kişi Facebook reklamlarından reklamını verdiği zaman beni hedefliyor. Ya ben tenis seviyor olabilirim ama ben tenis raketi alacak bir kitleye dahil olmamalıyım. Çünkü ben sadece sporu seviyorum. İşte Facebook reklamları bunun ötesine geçemiyor. Ama Google reklamlarında Google hem beni tenis severler klasörlerine alıyor hem de satın alma niyetim varsa tenis raketini satın alma ihtimali olan insanlar klasörüne atıyor. Dolayısıyla Google reklamlarında bu kullanıcı niyetini hedefleme dediğimiz olayı da hedefleyebiliyoruz. Yani satın almaya hazır olan bir kitleyi karşımıza alabiliyoruz. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Anahtar kelime hedeflemeleriyle yapabiliyoruz. Yerleşim hedeflemeleriyle yapabiliyoruz. Ürün inceleme videolarına reklamlarımızı yerleştirerek yapabiliyoruz. Dolayısıyla Google diyor ki bu kullanıcı
tenis raketi fiyatları anahtar kelimesini yazıp aratmış. Demek ki bu sadece tenis sporuna ilgisi olan bir kitle değil, tenis raketi satın alma niyeti olan bir kitle. Çünkü fiyatını yazmış. Ama Facebook reklamlarında böyle bir durum yok arkadaşlar. İşte bu güçlü hedefleme modellerini YouTube reklamlarıyla birleştirdiğimiz zaman karşımıza efsane bir sonuç çıkıyor. Bu efsane sonuç da dönüşüm oranlarının kat ve kat Facebook video reklamlarından daha fazla olma sonucu. Devam edelim. Şimdi burada şöyle bir yanıltıcı istatistik var. Facebook'ta siz bir video yayınladınız. 3 saniye boyunca o videonuzu birisi izlediği zaman Facebook bunu izlenme olarak istatistiklere geçiyor. Zaten bir insan videoya tıkladığı zaman ne olduğunu anlamadan 3 saniye geçiyor bile. Bu çok yanıltıcı bir istatistik. Facebook kendi izlenme oranlarını yüksek göstermek adına böyle bir tırnak içinde sahtekarlık gösteriyor aslında. Ancak YouTube'da bu süre 30 saniye arkadaşlar. Bunun haricinde Facebook'ta 20 saniye etkileşim sayılırken YouTube'da bu süre 150 saniye. Yani birisi geldi Facebook'taki videomuza 20 saniye baktı. Facebook diyor ki tamam senin videon etkileşim aldı, bir etkileşim. Ama YouTube'da benim videomda etkileşim sayılabilmesi için insanların 150 saniye benim videomu izlemesi lazım. İşte bu daha gerçekçi bir istatistik. İşte tüm bu oranlara rağmen, YouTube reklam videolarının izlenme oranı Facebook'takilerden 2 kat daha fazla. Yani bu oranları eşitlersek YouTube reklam videolarının izlenme oranının 5-6 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada bahsedeceğimiz son açıklama metnin değil video görsellerinin gücüyle alakalı arkadaşlar. Şimdi Facebook videolarında biz video üzerinde metinler yazabiliyoruz. Ve metinlerin yazılması aslında dönüşümü biraz azaltan faktör arkadaşlar. Ancak YouTube tamamen video akışıyla reklamlarımızın daha çok dönüşüm almasını sağlar. Videonun gücünü sonuna kadar kullanmamızı sağlar. Dolayısıyla burada özet olarak da YouTube reklamlarının Facebook video reklamları ya da herhangi bir başka reklamcılık platformlarıyla karşılaştırılamayacak bir segmentte, bir klasmanda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani özet olarak şöyle örneklendirebiliriz. YouTube reklamları çok üst düzeyde bir takımsa, örneğin bir Real Madrid ise, Facebook video reklamları daha alt segmentlerde bir takım olabilir. Yani ne bileyim, Turkcell Süper Ligi'nden 2. liginde bir takım olabilir. Bir Eskişehir Spor olabilir ya da ne bileyim bir başka spor olabilir. Aradaki fark böyle bir fark arkadaşlar. Ve sizin rakiplerinizin çoğu Facebook reklamlarıyla uğraşıyor. Çünkü Facebook reklamları çocuk oyuncağı. Çünkü Facebook reklamları daha kolay öğrenilebilen, daha basit bir arayüze sahip olan bir platform. O nedenle çoğu insan Google reklamlarından kaçıyor, YouTube reklamlarından kaçıyor. Ancak buradan kaçılması buradaki uzmanlık sahibi olan insanların daha fazla para kazanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla sizin buralarda zor olan konularda konumlanmanız daha efektif olacaktır. Devam edelim. YouTube reklamlarında uzmanlaşmak size ne sağlayacak? Son cümlemde buna bir giriş yaptım aslında. İlk etapta 21. yüzyıldaki en büyük güç parametresine ulaşmanın bilimini sağlayacak size arkadaşlar. Nedir en büyük güç parametresi? Kitle oluşturmak. Eskiden güç neyle tanımlanıyordu arkadaşlar? Çok mağara zamanından bahsediyorum. Güçlü olan, anatomik yapısı güçlü olan insana güçlü diyorlardı. Neden? Çünkü kas yapısı ve bağışıklığı güçlü olan insan daha çok avlanırdı, daha çok besin bulurdu, daha çok çiftleşirdi, daha az hasta olurdu, daha çok neslini devam ettirirdi. Dolayısıyla anatomik yapısı güçlü olana güçlü diyorduk. Ancak zamanla gücün parametresi değişti. Kime güçlü dedik? Paraya sahip olana güçlü dedik. Ancak zamanla bu güç parametresi değişti. Ne oldu zamanla? Kitle sahibi olanlara güçlü demeye başladık. Ancak burada şöyle bir problem var. Eski zamanlarda kitle sahibi olmak küçük bir kesimin elit bir hakkıydı. Yani elit kesimlerin sahip olduğu, herkesin sahip olamayacağı bir haktı kitle oluşturmak. Kimler kitle oluşturabiliyordu? Devlet başkanları, imparatorlar, işte din adamları, sporcular, sanatçılar gibi tanınmış, bilinmiş, seçilmiş küçük bir azınlık kitle oluşturma hakkına sahipti. Sıradan vatandaşlar kitle oluşturamıyordu. Dolayısıyla bu kitlelere sahip olan insanlara güçlü diyorduk biz. Çünkü kitle sahibi olan insan zaten zengin insan oluyordu. Ancak gücün parametresi günümüzde tekrar değişti. Çünkü artık kitle oluşturma hakkı hepimizin hakkı. Artık 15 yaşındaki bir insan YouTube hesabıyla kitle oluşturabiliyor. Artık 10 yaşındaki bir çocuk bir oyun kanalı açıp çoğumuzun, bir CEO'nun dahi kazanamayacağı paraları YouTube'dan kazanabiliyor. Bir influencer orta ölçekteki bir şirketin CEO'sundan daha fazla para kazanabiliyor. Neden? Çünkü bunlar artık kitle sahibi. Kitle oluşturmanın gücünün farkında olan insanlar ve kitle oluşturma hakkı YouTube gibi, Facebook gibi, Instagram gibi, Google gibi platformlar sayesinde genele yayılmış oldu. Ve YouTube burada kitle oluşturmayla alakalı
en önemli araçlardan birisi. Ve YouTube kanalınız varsa, siz bir influencer'sanız ya da kendi reklamınızı yapmak isteyen bir danışmansanız ya da bir işletme sahibiyseniz YouTube reklamlarından kitle oluşturabilirsiniz. Ve eğer kitle oluşturursanız hiçbir yerde kazanamayacağınız müşterileri kitlenizin sizi önermesiyle kazanabilirsiniz. O nedenle 21. yüzyıldaki en büyük güç parametresine ulaşmanın en güçlü yolu YouTube reklamlarından geçiyor arkadaşlar. Burada daha önce belirtmiş olduğumuz gibi satmış olduğumuz ürün ya da hizmetlerin dönüşüm oranlarını yaklaşık 5 kata kadar çıkartabileceksiniz YouTube reklamları sayesinde. Bir diğer maddemiz yine daha önceden bahsetmiş olduğum gibi bu alandaki yetkinliğiniz ve bilginiz çok fazla rakibinizin olmamasından dolayı hemen hemen bütün sektörlere reklam danışmanlığı verebileceksiniz bu bilginizle. Yani bu gerçekten bileğinize takacağınız altından da öte bir bilezik anlamına geliyor. Sadece bu yetkinlikle bile 8-5 işinizden çok rahat çıkabilirsiniz. Ben bu konularda çok böyle radikal söylemlerde bulunmuyorum. Çok fazla tepki çektiğim için. Genelde YouTube hesabımdan bu kadar sivri ifadelerde kullanmıyorum. Çünkü insanlar bunları yanlış anlayabiliyor. Ama dışarıdan bakınca bana çok basit geliyor. Yani YouTube reklamlarında uzmanlaşıp sadece bu alanda danışmanlık verip 8-5 işinizde kazandığınız 5000 liranın 6000 liranın 3-5 katı daha fazla para kazanabilirsiniz YouTube reklam danışmanlığıyla. Özellikle spesifik bir niş sektör seçip bu alan üzerinde bu danışmanlıkla kendinizi markalaştırırsanız bunu çok daha kolay yapabilirsiniz. O nedenle bunun kariyer basamağınız açısından size önemli bir yetkinlik getireceğinizi de söyleyebiliriz. Bir diğer maddemiz tabii birçok insan danışmanlık yapmak zorunda değil. Yani çoğu insan tek başına bir iş yapma kabiliyetine sahip olmayabilir. Dolayısıyla kurumsal ya da yerel ölçekteki işletmelerin maaşlı çalışanı da olabilir bu yetkinliklerle. Dolayısıyla YouTube reklam uzmanı olarak başvurabileceğiniz ve yüksek ücretlere iş bulabileceğiniz bir alan da yaratacaktır size YouTube reklam uzmanlığı. Bir diğer avantajımız Türkiye'de hemen hemen hiç kimsenin hakim olmadığı elit ve özel stratejilere hakim olarak bu alandaki mesleki dominasyonunuzu kurabileceksiniz. Ya bu biraz daha işletme sahiplerine yönelik. Örneğin siz bir psikologsunuzdur ya da ne bileyim bir başka danışmansınızdır, kilo verme danışmanısınızdır. Siz kendi danışmanlığınızın reklamını YouTube reklamlarıyla göstererek hiç kimseye muhtaç olmadan kendi reklamlarınızı yaparsınız ve kendinizi büyütürsünüz. Rakipleriniz sizden daha bilgili olsa da, rakipleriniz sizden daha geniş ekiplere sahip olsa da, rakipleriniz sizden daha kaliteli ürün ya da hizmet veriyor olsa da sizin kadar para kazanamazlar arkadaşlar. Çünkü siz kitle oluşturmanın bilimini YouTube reklamlarıyla ölçüyorsunuz. YouTube reklamlarıyla çok kolay bir şekilde sağlayacaksınız. Ancak rakipleriniz bunu bilmediği için sizin altınızda kalacak ve gözükmeyecektir. O nedenle YouTube reklamlarında uzmanlaşmak size bu gibi faydaları sağlayacaktır. Son olarak teknik detaylar içine boğulmadan, ezberlemeden işin felsefesini ve mantığını kavrayacaksınız dedik. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Panelin içinde bizim çok işimiz yok. Bizim işimiz %90 oranla panelin dışında işin mantığını anlamak, script'in yapısını oluşturmakla alakalı olacak. Evet, temel olarak sizlere bu konulardan bahsetmek istedim. İlerleyen aşamalarda yavaş yavaş konuların içine giriş yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.